Efendim pardon. Ben yapmadım. Ben öldürdüm Serper. Sen bana yardım edeceksin. Yürü. Ya tamam yardım edeceğim. Söz yardım edeceğim. Ya yürü kızım ya. Kızım bırak kızım şimdi. Hadi hızlı. Serdar bırak. Yürü. Serdar canım acı. Ya yürü kızım be. Ya bırak beni. Ya saçım bırak. Ya yürü. Bir rahat durmuyorsun be. Kalk. Benimsin tamam mı? Bana. Kalk. Yapmayın! Çınar! Yapmayın! Çınar! Nasıl? Serdar! Çınar! Serdar yapmayın! Yapmayın! Çınar! Yapmayın! Ne olur yapmayın! Serdar bırakın! Yapmayın! Seni öldürürüm! Bir şey yapamayacağım. Öl lan! Merve! Öldüreceğim lan seni. Öl lan. Tamam. Beni öldüreceksiniz. Seni geberteceğim. Öldüreceğim Abdül'ü. Bana! Kızım! Çınar! Kızım! Çınar! Bana! Ne yapıyorsun sen? Ha? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Beni mi vuracaksın? Vursana hadi. Vur hadi. Vur. Vursana polis kızı. Vur. Ben tek siz hepiniz lan. Ben tek siz hepiniz. Öldüreceğim lan seni. Sen oğlum anladın mı? O gün İnci'yi kurtarmak yerine, kahramanlık yapmak yerine bıraksaydın hiçbir şey olmayacaktı. Bunların hiçbiri yaşanmayacaktı. Öldüreceğim lan seni. Yaşıyor. Yaralanmadın değil mi? Evet. İyisin değil mi? Ben çok korktum lan. Çınar'ı öldürecekti. Çınar'ı öldürecekti o. Çınar'ı öldürecekti. Öldüreceğim lan seni. Çekil! Arayalım hastaneye. Çınar, herkesi al çıkalım. Hadi. Allah'ım biz ne yaptık? Biz ne yaptık bu? Ne bu? Bir şey yok. Halledeceğiz. Siz gidin hadi. Ambulans çağıralım lütfen. Hastaneye arayalım. Polis çağıralım. Oğlum. Aile. Ambulans çağıralım. Aile. Ailenin ambulansı çağır. Bir şey yapın. Ya, telefonum falan yok benim yanımda. Ya ölecek. Böyle duracak mıyız? Ölecek. Hepiniz çıkın. Hadi. Hepiniz çıkın. Ben onu götürür iyileştiririm. Nasıl ya?
Nereye götüreceksin? Ne yapacaksın? Şimdi hastaneye giderse çok soru sorarlar. Polis doluşur hastaneye. Sorsunlar ya. Osman'ı vurdu. Sorsunlar. Bu işler öyle olmuyor hanımefendi. Öyle olmuyor. Bakın akşam yemek var. Hepiniz gidin, yıkanın, yaralarınızı paklayın. Giysilerinizin de hepsini atın, tamam mı? Tamam mı? Ben de bu oğlanı alayım, iyileştireyim. Sonra da polise verelim, ha? Yoksa buradan emniyete mi gitmek istersiniz, ha? Hadi Gül Hanım, sorun yok, ben halledeceğim. Hadi kalkın. Merak etme. Hadi gidin hepiniz. Benim bir hemşire tanıdığım var. Onu tedavi ettireceğim. Hadi siz gidin. Çınar, hadi oğlum. Al kızları. Hadi yürü. Hadi. Bana bak. Hadi Tuğçe. Hadi, hadi. Seni de yaranı yıkasınlar, sarsınlar iyice. Ha, hadi. Al aileni git buradan. Değer mi bu pislik için sabahlara kadar karakolda durmaya? Hadi kızım. Ailem hadi. Hadi. Hiçbirimiz buraya gelmedik, tamam mı? Hiçbirimiz Serdar'ı görmedik. Hiçbirimiz bir şey bilmiyoruz, tamam mı? Ha? O hepimizin arasında sır. Sır. Ben bu oğlanı iyi edip polise vereceğim. Bu zaten suçlu. Bir de bir suçlu duruma düşmeyelim ya. Tamam. Hadi anne, hadi. Anne, hadi. 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 Tamam, tamam. Kızım, hadi. Hadi. İyisin, ha? Ben dönecek. Yok, tamam. Tamam. Hadi kızım, sen de git. Ne diyorsun sen? Savcım, Arnavutlu benzinlik gecesinin mobese görüntüleri geldi. Gel canım, tuvalet şurada. Gel. Sakın. Tamam Özge'yi de tamam. Söylemiş. Eyvah. Nereye gitti Ceylinler? Tuvalete. Tuvalete gittiler. Ceylin ya gidip Alkaz'a söylerse. Asla izin vermem. İzin vermem. Cesedimi çiğnemesin. Asla izin vermem. Abi. Abi bir dur. Gözünü seveyim beni bir dinle lütfen bak. Yalvarırım bak. Bir şey yapman lazım. Ya, kaç yaşında ya adam? Ha? Bu yaştan sonra hapse mi girecek? Bir de bir şerefsiz yüzünden ya. Serdar öldü gitti geberdi. Hak etti ya. Dünyada bir tane pislikten kurtuldu. Hak etti ya bu adam. Hak etti. Hem o bizi kendine kurtardı. Kendine savunmuş. Zorunda kalmış. Ya abi dedem iyi bir adam. Bak sana yemin ediyorum bir şey yapman lazım ne ya. Ne yapayım mesela Çınar? Ne bileyim bir şey vardır illa bir yolu. Adalet kimsenin oyuncağı değil Çınar. Hele bizim Kaya ailesinin hiç değil. Anladın mı? Senin için, babam için defalarca bana bakan onca gözün arasından dimdik yürüdüm geldim yanınıza. Eğer hala aynı şekilde yürüyebiliyorsam size rağmen hep doğruları yaptığım için, adaletten şaşmadığım için. Anladın mı? Olan biten her şey net. Ortada açık bir ikrar var. Kurtarılacak bir şey kalmadı. Ne gerekiyorsa o yapılacak. Şimdi anlat bakalım. Söyle ne yaptın? Ben ne yaptım? Neyi sen yaptın Parla? Sen mi öldürdün Serdar'ı? Anlatsana. Evet. Ben yaptım. Sayın savcım.
Neden? Neden beni aramadın dede? Hadi diyelim olay kontrolden çıktı. Ama sonrasında neden aramadın dede? Onların yarısı daha çocuk. Diğerleri sıradan bir aile. Sonrasını ölçemezler, tartamazlar. Ama sen... arasaydın nefsi müdafaa olarak bakılabilirdi olaya. Yüklenip gitmesen çöplüğe. Ya da ne bileyim, baktın düştü, başından yaralı, arasan ambulansı. Delillere dokunmasan. Zaten biliyorsun bunları. Neden dede? Bir de bir masumu satın alıp atmışsın önümüze. Tabii. Merdan Kaya yapar bir sihir. Hop yok eder. Olmadı üstünü kapar. Bir iki el çabukluğu alır izleyicinin aklını. Ama çocuk yok karşında. Kolluk kuvveti var. Adalet var. Nasıl yutacağımızı sandın? Hı? Bu kadar kolay mı Defne'den vazgeçmek? Defne deme bana. Yüreğim kanar. Yapma dede. Umurundaydı sanki. Ona da sevdirmişsin kendini. Aynı bana yaptığın gibi. Madem sevdirdin kendini, o sevginin de sorumluluğunu almayı bileceksin. O da bir sorumluluk. Boynunun borcu. Ne yapacak şimdi Defne? Hı? Kocaman adamsın. Havanın kararmasını bekledim orada diyorsun ya. Yani düşündün. Düşündün de vazgeçtin öyle mi? Hiçe saydın. Belli ki senden sevmeni, bağlanmanı ummak hata. Doğru yapmanı beklemek hata. Bir an bile olsun bir nebze değişeceğini sanmak, güvenmek. Kendi öz evladını bile bırakıp gitmiş birinden. Bir kız çocuğunu daha yaralamamasını beklemek hata. Zorlama torunum. Biz iki yakası bir araya gelmeyen ceket gibiyiz. Birimiz karanlık, birimiz aydınlık. Bir arada olmamız bizi zayıflatır ancak. Ben kendi yolumdan gittim. Şimdi sen de kendi doğrunu yap. Onu ben öldürdüm. Kesilsin ceza. Beni korumak için hepsi sustu. Benim için sustular. Ben böyle vurunca öleceğini bilmiyordum. Yemin ederim bilmiyordum. Ben sana yemin ederim Çınar'ı korumak için o eline silah verdi, o öldürecek diye. Ay inanamadım aradığına. Tamam canım, tamam. Tamam hepimiz çok etkilendik, tamam mı? Tamam hadi gel bir hava alalım. Tamam mı? Gel. Gel. Gel kızım. Gel al. Hadi gel. Gel çıkalım. Sen gelsene benim yanıma biraz. Kızdın mı? Ama artık sus.
Parlayayımsın. Üzülme, senin bir hatan yok. Ayrıca son derece dürüstsün. Ve inan, ben senin dürüst olacağını bildiğim için Serdar'ın başı kanıyor muydu diye özellikle sana sordurdum. Teşekkür ederim. Ve bu yaşadıklarınızdan iyice ders almanızı dilerim. Hayatta her zaman suçlular vardır. Ve her zaman da cezalarını çekerler. Kimse adaletten kaçamaz. Yapacak bir şey yok. Gülenle siz burada beklemeyin boşuna. Yapacak bir şey yok. Ilgaz'ım, ne olacak şimdi? Yani Merdan Bey. Yargılanacak. Biliyorum. Kızgınsın bize. Hakkındır da. Seni bulaştırmayalım dedik. Elimize yüzümüze bulaştı. Çok iyi oldu beni koruduğunuz, sakındığınız. Çöpler gözüme değil, bu sefer içime battı. Yani susmayın, saklamayın dedikçe... Aynı şeyleri söylemekten çok sıkıntı. Dur. Ya nasıl izin verdiniz, nasıl evet dediniz Merdan dedeye ya? Ya benim aklım almıyor. Haberimiz yoktu bizim. Konuşmadık, anlaşmadık biz böyle bir şey. Ne güzel. Öylece geldi, sessizce feda etti kendini yani, öyle mi? Öyle gibi. Abla bak, Merdan dede işlemedi bu suçu. Onun ceza alması kabul edilemez. Bak bu büyük bir günah. Günah bu, haksızlık. Yapamazsınız böyle bir şeyi. Yaparız. Yapacağız da. Ben evladın toprağa vermiş bir annem için. Şu dünyadaki en büyük acı haksızlık o. Allah aşkına de bana. Deniz hak etti mi toprak onu? Şimdi Alparlay'ı da ölmekten beter etme diyorsun. Parla Nazen'in. Biliyorsun panik hata da var. Şimdi sakin diye geçip gitti mi sanıyorsun? Hem o saftır. Kanar her şeyi. Bir düşünsene ne hale gelir o. Kaç yaşına girer, kaç yaşına çıkar. Ben kötü bir anneyim. Anladım. Allah beni cezalandırıyor. Birini aldı elimden. Parlayı da böyle işte. Ama sen... Sen kıyabilecek misin ona? Bize. Biz kocaman bir aileydik Ceylin. Eksili eksili küçücük kaldı. Oğlum, kardeşim, babam. Biz yeterince acı çekmedik mi? Ölen de babamın kaçak katili. Yani mezarın güllerle donatılacak biri değil. Hak etti demiyorum, tövbe. Ama olan oldu yani. Gözünü seveyim, yapma Celi. Tamam, adam yaşlı. Hak değil. Benim de canım acıyor. Ama bir şekilde feda etti kendini. Parla bir adım ödeme giderse yaşayamam ben. Yük olsun diye söylemiyorum. Bil diye söylüyorum. Benim dayanacak gücüm kalmadı. Bittim ben. Sabah kalkacak. Tutunacak tek nedenim Parla. Hiç düşünmem.
Kıyarım canım. Sana da küs. Helalleşmeden kaparım gözlerimi. Kızını karanlığa, beni de toprağa gömersin. Gideceğe söylüyorum. Gibi ha? Vallahi öyle görünüyor başsavcım. Zaten yalan söyleyecek yeri de kalmadı ki artık. Her şeyi itiraf etti dede. Aracı çekin kriminale. İncelemesi orada yapılsın. Hemen bakılsın ama. Erhan Komiser sen de bu işin takipçisi ol. Bir de bu karakoldaki polisler geliyor değil mi? Gelenler onlar başsavcım sanırım. İyi. Hadi kolay gelsin. Sağ olun başsavcım. Hadi abicim siz de başlayın. Hoş geldin gelinim. Bunu neden yaptınız? Olan oldu gelinim. O toprağa ben cezaevi. Yeter. Biliyorum. Gerçeği biliyorum. Parla'nın... Yapma avukat gelinim. Ne tamamla o cümleyi ne de başka yerde dillendir. Suçlu benim. Cezama da razıyım. Ama bu haksızlık. Emin ol. Doğru olan bu. Hak yerini buldu. Bana güven. Gerçeği bilsen sen de anlarsın. Daha gerçek mi var? Çınar'a söylemiştim bir tek ama. Madem gerçeği öğrendin, bir sır daha vereyim sana. Ben ölüyorum kızım. Hastayım. Elleme beni. Ölüm çok sayılı. Ha içeride, ha dışarıda. Ne diyorsun sen Berdan dedi? Boş ver şimdi sen beni. Parla daha genç. Saçlarında bahar kokusu. Okuyacak, evlenecek, anne olacak. Ben de huzurla öleceğim. Ben buraları bilirim. Çiçek gibi girersin, çalı gibi çıkarsın. Kimse girdiği insan değildir burada. Bunun en az 15 yıl yatarı var. Bunu hesapla ve böyle yapma. Bana ev buralar. Parla küçük yapamaz. Burada ya öldürürler onu ya da dayanamaz kendini öldürür. Ama siz... Ben razıyım. Yaşayacağımı yaşadım, göreceğimi gördüm. Çok ah aldım gelinim, çok. Çok can yaktım. Öz evlatlarımın bile. Mazimi bin tövbe de temizlemez. Yani sonuç olarak Serdar gibi bir it için değmez. Parla adıyla müsemma. Bırak, ışık saçsın. Soldurma. Şahıslı başsavcım. Tamam Hasan. Sizi de yorduk buraya kadar. Teşekkürler, iyi mesailer arkadaşlar. Sağ olun Sayın Başsavcım.
Evet. Nihayet doğruya ulaştık ha savcım. Yani Merdan dedenin anlattıklarıyla tutarlı. O zaman ben de kriminale geçeyim mi yoksa canı sıkıştırayım şu arabadaki sonuçlar için. Evet, ben de geleceğim, işleri bir toparlayayım. Bana da haber ver. Anlaşıldı savcım. Geçtim ben başsavcım.